Üniversite okurken farklı hayallerim vardı. Babamdan gizli kaydımı yaptırıp tamamen isteksiz yolladılar beni. Mezun olduğumda bambaşka hayallerim vardı. Mesleğimi icra etmek istiyordum. Maddi imkansızlıklardan dolayı üniversiteyi bırakmak zorunda kalan iki kız kardeş açtıkları bu yufkacı dükkanında hayata meydan okuyor. 3. yılımda dondurmak zorunda kaldım. Maddi imkanlardan dolayı dondurdum. 3 yıl devam ettikten sonra hayat şartları insanı farklı bir yere getiriyor. Yani sonucunu alamayacağınızı gördüğünüz zaman bir durup düşünüyorsunuz bundan sonra ne yapmalıyım diye. Benim başlangıcı. Esas olay burada başlıyor zaten. Elimizin hamuruyla erkek işine kadınca bulaştık. Geldiklerinde burada hiç erkek yok diyorlar, tamamen bayan diyorlar. İnsanların da aslında hoşuna gidiyor. Hep bizde odur, daha böyle kolayı isteriz ya, üretmekten çok rahat olsun, işte devlet işi olsun, okuyalım, bir yere gelelim. Bu bizim kafamızda bu oluşuyor. Çocuk gelişimini bitirdim. Silahlı özel güvenlik sertifikasını aldım. Onu beklerken gireyim derken 3,5-4 yıl geçti aradan. Mutfağı daha çok sevdim. Mesleğim inşaat teknisyenliği. Bölümümü çok severek, isteyerek okudum. Üstelik babamdan gizli kaydımı yaptırıp tamamen isteksiz yolladılar beni. Mezun olduğumda bambaşka hayallerim vardı. Mesleğimi icra etmek istiyordum. Yalnız kız çocuğu olduğum için babam buna izin vermedi. İnşaat tamamen erkeklere hitap ettiğini düşünüyordu. Sonrasında tabii mesleğimi yapamadım, evlendim ve hep üzerimde söylenilmese de şu baskıyı hissettim. Sen kadınsın, belli bir noktada durmalısın. Elinin hamuruyla erkek işine bulaşma misali. Biz de ablam ve ben ikimiz de aynı durumun mağduriyeti olduğumuz için elimizin hamuruyla erkek işine kadınca bulaştık. İyi de yaptık.